Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kayıp bir çocuktan daha bahsetti Müge Anlı. Pazartesi günü heyecanla, dolu dizgin herkes bekledi. Herkes birbirine sordu ne zaman başlayacak, ne zaman başlayacak, ne zaman başlıyor diye. En sonunda hızlı bir kararla YouTube sayfasından pazartesi günü başlayacağını duyurmuşlardı. Pazartesi günü Müge Anlı standartını bozmayan bir yayınla herkese merhaba dedi. Ve Miraç Bebek'le ilgili incelediği, ekibini gönderdiği olayları bize aktardı. Miraç'la ilgili ben de Kurban Bayramı tatilinde kampa gitmiştim, bilenler bilir. Orada telefonlarımı ve sosyal medyayı tamamen böyle izole etmiştim. Döndüğümde, gerçekten relax bir hayata döndüğümü düşünüp döndüğümde Miraç Bebek'le ilgili duyduklarıma inanamamıştım. Yine mi aynı şey demiştim? Aklımdan ilk geçen buydu. Yine bir köy, yine bir bayram, yine bir beyaz araba, siyah araba, yine bir çocuk kayıptı. Aklıma gelen ama asla bağdaştırmak istemediğim bir kayıpla, bir cinayetle çok benzettim ama sustum. Aman dedim, sonu benzemesin, ama takipçilerim susmadı. Bana sürekli gönderdiler. Dediler ki Berak, bu ne kadar çok Leyla Aydemir'e benziyor. Evet, biraz benziyor. Ben de bugün dinlediğimde bir araba geldi, bir araba gitti hikayesi İkranur Tirsi'ye de benziyor. Ama benim şahsi kanaatimce burada yaşanılanlarda bir araba olmadığını düşünüyorum. Bu hikayenin içerisinde çok büyük bir kargaşa vardı benim gözümde. Haberlerini hep takip ettim. 15 gün sonunda arama çalışmaları durduruldu denilmişti gazetelerde. Daha Müge Anlı tatildeydi o zaman. Onları paylaştığımda aslında amacım başka bir şeydi. Fakat bana başka başka ihbarlar geldi. Orada bilmiyorum zamanla ne çıkar ortaya, ama bugün de konuşulurken teker yuvar bir mevzuya gelindi. 3 kişi gördük, 5 kişi gördük. Çaya giren delikanlılar vardı. Bunlarla ilgili de köyde konuşulan garipçe garipçe şeyler bana da gelmişti. Ama Miraç'la ilgili ailesinin Müge Anlı'ya katılmak istediğini bilmiyordum. Ben kapalı kutu bir hikaye diye düşünmüştüm. Leyla Aydemir gibi olur diye de dilimi ısırmıştım. Dedim ya, böyle olmasını arzu etmezdim. Fakat aile beni şaşırttı ve yayına çıktı. Bütün içtenliğiyle de her şeyi anlattıklarını düşünüyorum. Söz konusu olan şey evlatlarıydı. Köye seslendiler. Köyden bir haber bekliyoruz dediler. Biz de köyden bir haber bekliyoruz. O gönderenler, daha Miraç mevzusuyla ilgili haberleri bana gönderip konuşulanları aktaranlar, şimdi o köyde ne konuşuluyorsa, ne söylenmişse tekrar bilgilerine başvurmak isteyeceğim. Ve sanırım DM'de ya ben kaybettim ya onlar benimle iletişimi kestiler. Sayfalarca bakmama rağmen bana o yazan şahsı bulamadım. Ona buradan bir şeyim olsun, mesajım olsun. Lütfen tekrardan köyle ilgili bilgileri bana ulaştırabilir misin? Aile artık yayına çıktı. Siz de isterseniz isimsiz bir şekilde sesinizi duyurabilirsiniz. Diyarbakır'da 25 gündür kayıp. 3 yaşındaki Miraç her yerde arandı. Anne ve babası Kelekçi köyünde ikamet etmiyorlarmış. Yani orada yaşamıyorlarmış. Hatta annenin şöyle bir tabiri var. Diyor ki ben oraya bir küçükken gittim. 3 gece kaldım. Bir de Miraç'ın kaybolduğu gün gittim. Herhalde yine kalacaklardı eğer Miraç böyle olmuş olmasaydı. Tabii bayramda, bayram ziyareti de, köy ziyareti de zehir oldu. Burunlarından geldi. Herkesin öyle. Ben döndüğümde dediğim gibi bütün sosyal medyadaki olumsuz şeylere telefonumu kapatmıştım, ama döndüğümde Miraç'la açtım telefonumu. Tüh dedim, vah dedim, gitti dedim. Hiç aklıma canlı olabileceği, kaçırılıp da bir yerlerde olabileceği ne yazık ki gelmedi. Böyle bir şey olsa tekrardan hep söylerim, her çocukla ilgili bir mucize beklerim derim. Miraç'la ilgili de bir mucize bekliyorum. Eğer sizin de bir görgü bilgi işaretliğiniz varsa tekrardan söylüyorum, o hanımefendiye benimle iletişime geçmişti Miraç'la ilgili. Tekrardan ben bulamadım. Belki profil fotoğrafını değiştirdiniz. O zaman kapalı bir hanımefendiydi. Tekrardan bana ulaşırsanız çok sevinirim. Köyden vereceğiniz bilgilere ihtiyacımız var. Ben ki şahsi kanaatimi en başında söylemek isterim.
Bir araba dahi olmadığına emin hissediyorum kendime. Nedense böyle bir şey olduğunda araba geldi, araba gitti, araba döndü, araba yaptı gibi hikayeler söz konusu oluyor. Ben bu hikayenin içerisinde bir araba olduğuna inanmıyorum. Oyun oynamak için evin önüne inen Miraç birden kayboluyor. Muhammed, Mustafa, Sinem, Miray ve Miraç Yusuf, Hasan kuzenleriyle birlikte, abileri ve kuzenleriyle birlikte oyun oynuyorlar. Kalabalık bir çocuk grubu oyun oynuyorlar. Miraç'ı bırakıp eve su içmeye geliyorlar. Miraç dışarıda, onlar içeride sularını içip döndükten sonra akşamüstü 5 gibi Miraç'ı göremeyen anne panikleniyor, evhamlanıyor ve oğullarına soruyor. Onlar da Miraç'ı görmediklerini söyleyince köy meydanına doğru aramaya çıkıyorlar. Çocuklara sormaya, Miraç'a seslenmeye başlıyorlar. Son görenler 5.20 gibi, saat 5.30 gibi, 5.20 geçe gibi aşağı gittiğini söylüyorlar. Yine bir araba mevzusu, dediğim gibi beyaz bir arabanın hızlı bir şekilde manevra yapıp kaçarcasına uzaklaştığını iddia ediyorlar. Böyle bir şey yaşanmış olabilir, yaşanmamış olabilir. Böyle bir şey gerçekten yaşanmış fakat çocukla bir ilgisi olmamış olabilir. Çünkü boş bir köymüş aslında ama bayram sebebiyle ve yaz sebebiyle birçok kişinin oraya tatil amaçlı ya da işte ziyaret amaçlı geldiğini, o gün köyün tabiri caizse mahşer yeri gibi olduğunu, oysaki kış aylarında 10 haneye kadar düşüldüğünü, köyde de bu ailenin yani yarısı tanırdı, pek kişi de tanımaz, tanıyan da sadece belli bir kesimdir diye anlatıyor Miraç'ın annesi. Bu çocuğu bu köyden insanlar tanımıyorlar, yeni gelmişler, köye misafir gelmişler ama çocuk ortada yok. Misafirin çocuğunu kaçırmak cesareti, ne bileyim, ya da öyle görünüyor ki o kadar sıkı fıkı ki yollar, evler, hiç kimsenin görmeden ortadan kaybolması için birinin evin içine çekmesi gerekiyor ya da birinin hızlıca arabanın içine çekmesi gerekiyor ama arabanın içine çekmek için de bu çocuğun o arabaların park ettiği yere kadar yürümesi gerekiyor. Bu da pek imkansız görünüyor. O kadar çocuğun içinden ben Miraç, yani diğerlerine mi olsun? Hayır, tabii ki diğerlerine olmasın ama neden Miraç? Daha küçük olduğu için mi? Aileyle ilgili bir durumdan ötürü mü? Ki Müge Anlı bugün yüzlerine karşı sordu. Borç, harç, alacak verecek, özel durum. Ne varsa yani ilişkilerle ilgili, özel hayatla ilgili, hayatınızda bu çocuğa zarar verecek ne varsa şimdi söyleyin diye. Asla böyle bir şey olmadığını söylediler. Miraç her yerde arandı. Bayram dönüşü de ben Instagram'da bir şey paylaşmıştım Miraç'la ilgili. Yeter artık diye. Altına da birileri yazmıştı. Biz siz yeter deyince yeter olmuyor. İnsanlar, etraflarındaki insanların ne olduğunu bilip de susmasınlar yazmışlardı. Ben de nedir demiştim. Köydeki hiç kimseyi konuşturamazsınız demişlerdi bu konuyla ilgili ve birçok konuyla ilgili. Köy susar konuşmaz demişlerdi. Yani ne olduğunu bilip de susup konuşmadığınız birileri varsa, gerçekten ortada sadece küçücük bir cam bir çocuk var ve bunun başına her ne geldiyse bundan sonra sizin çocuklarınızın ya da sizin başınıza gelmeyeceğinin kimse garantisini veremiyor. O köyde bir cani varsa, o köyde çocuklara el uzatan birisi varsa sizin susmanız insanlık dışı bir hareket. O nasıl ki bir cani ise siz de o köyde yaşananlara sustuğunuz, gözlerinizi, kulaklarınızı, ağzınızı kapattığınız için bence yarın öbür gün hakkınız aranmaya çalışılırken sizinle ilgili size karşı da böyle davranabilir diğer köy ahalisi. Nasılsa siz öyle yapmıştınız, onlar da sizin için öyle davranabilirler. Annenin feryadını dinleyin, annenin sesine kulak verin, babanın sesine kulak verin. Kimi neyi savunuyorsunuz bir düşünün. Ortada bir çocuk var. Çocukla ilgili yapılan bir suçta neyi savunuyorsanız eğer, gerçekten sizin de ruh sağlığınızda, psikolojinizde ciddi bir sıkıntı var demektir. Dicle Nehri'nin yakınında kaybolması, dronlarla dalış ekiplerinin, komandoların tüm aramasına rağmen bulunamaması, haftalardır bulunamaması, ailenin perişan hali, herkesin aklında nerede Miraç sorusuna. Peki bir de şimdi bir şey eklendi. Kim bu beyaz araba? Bu beyaz araba şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi konusunda ihbarlar önemli. Müge Anlı'ya gelebilecek ihbarlar önemli. Bu ihbarlarla ilgili yapılan takiple
bunun gerçek ya da o anki bir tesadüf sonucu, Miraç'la hiçbir ilgisi olmayan bir tesadüf sonucu olduğu ortaya çıkacaktır. Program boyunca ilerleyen bölümlerde Müge Anlı bu konuya yer vermeye devam ederse. 4 Mayıs 2017 doğumlu Miraç, annesine çok düşkünmüş her evlat gibi. Üstelik bir de erkek çocuğuysa daha da düşkün oluyor. Bayram ziyareti sebebiyle gidildiği köyde çocuğu kimse tanımadığı için, bir de yanında 7 ve 5 yaşında abileri olduğu için aslında çok da böyle tehlike arz eden bir durum söz konusu değilmiş gibi duruyor. Bir grup kalabalık kuzenli, yeğenli, kardeşli bir çocuk grubu ve bunların içerisinden sanırım en ufağı Miraç, en ufağını alıp götüren bir şeytan, bence cani. Yine dedi Müge Anlı, şöyle sözler edilebilir mi acaba dedi. Kendi ayağıyla gitti, dereye kadar yürüdü, bilmem nereye kadar gitti. Umarım yine böyle sözler sarf edilmez dedi. Bahsettiğini anlamışsınızdır. Sanırım sözleri Ecrin Bebek ve İkranur Tirsi içindi. Bayram ziyareti sebebiyle köye çok fazla ziyaretçi gelmiş. Bu arada bir kargaşa yaşanmış. Köy halkı gördük ve görmedik konusunda endişeliler. Yani gördük de diyorlarmış, görmedik de diyorlarmış. Gördük diyenler artık görmedik diyorlarmış. İşte burası gerçekten bir vicdan meselesi. Şu anda yaşanılan şey can pazarı. Ben 25 gündür yaşadığına inanmak isterim ama 3 yaşında bir çocuğun 25 gün nasıl, nerede, nasıl barınıp da ne yiyip ne içeceğini düşünmeden de duramıyorum. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Kaçırılan çocuklarla ilgili hep çok fazla film izlediğimiz için bir iyi niyet içimizde oluyor. Acaba birinin çocuğu olmuyordu da aldı mı, sahiplenmek mi istedi diye. Ben bunları hep ilk önce aklıma getiririm. Yani çünkü bizim zihnimizde, yani bilincimizde öncesinde pedofili yoktu. Ben bilmiyordum pedofili diye bir şey var mı. Buna göre insanlar şekil veriyorlardı. Her zaman aynı şey söylenirdi. Çocuğu olmayan biri mi kaçırdı? Ya da araba çarptı, korktular ve bir yere mi attılar? Bu ihtimaller arasında Müge Anlı da bugün kendi ihtimallerini sıraladı. Dedi ki, orada bir şey olmuş belli. Eğer orada birisi bir şey yaptıysa ve siz şüpheleniyorsanız, bir sonraki bayramda nasıl çocuğunuzu o köye göndereceksiniz ya da gideceksiniz? Bugün Miraç'a bir şey yaptıysa daha sonra yakalanmadım deyip daha rahat davranacağının uyarısını yaptı. 3 tane ihtimal üzerinde durdu. Pedofili, kaza, ailenin bir düşmanı ihtimali üzerinde durdu. Bu 3 ihtimalden birini aile eledi. Hiçbir şekilde düşmanımız, şahsi bir şeyimiz yok dediler. Leyla Aydemir mevzusunda da hiçbir şekilde düşmanların olmadığını, dışarıdan birinin bunu yapabileceğini söylemişlerdi. Fakat bu öyle olmadığını mahkemece ispat edildi. Şimdi umarım Miraç'ta aile içi herhangi bir şey çıkmaz. Ama kaza benim için de çok baskın. Düşünün ki arabaların girip çıktığı ama arabaların girip çıkamayacağı kadar dar yollar, küçük taşlık bir köy, birçok araba, beyaz bir Doblo ve beyaz bir Megane'dan bahsediliyor. Gerçek ise bu ve bir söylenti değilse, beyaz bir Doblo ve beyaz bir Megane'ın bu çocukla ilgisi olabileceği. Çünkü enteresan bir manevra yaptığını, ki bunu gençler yapıyorlar zaten, ama bu manevra eşliğinde bir ses mi duyuldu? Bu konuda köylü bir şey söylemiyor. Ya ay ya da işte canı yanan, Allah göstermesin, kazaya kurban gittiyse canı yanan bir ses mi duydulardı? Acaba bununla ilgili bir yorum mu yapmaya çalışıyorlardı? Söyleyemiyorlar. Sadece beyaz araba, beyaz araba diyorlar. Ama anne diyor ki eğer kaza olmuş olsa oralarda bir yerlerde kan olurdu. Bu konu çok enteresan yerlere gidiyor. İlk haberlere çıktığındaki, gazetelere çıktığındaki haberleri okursanız muamma en başında başladı bu hikayede. Ben en başından beri hep bir garip buldum Miraç'ın kaybolmasını. Annesinin şaşkınlığını ve onu bugün programda kendini ifade ettiğinde yakinen görmek, duymak kısmet olduğunda da içimdeki olayın Leyla'dan biraz daha farklı, bilmiyorum, yanılıyor olabilirim, farklı olabileceğini düşündüm. Ben de pedofili ve kaza ihtimalleri üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Annenin ve babanın bana
İlk verdikleri izlenim gazeteden verdikleri izlenim çok farklıydı. Şu anda Müge Anlı'da kendi hallerini, dertlerini düzgünce anlatan iki insan olarak çocuklarıyla ilgili bir şey saklamayacaklarını, eğer eş, dost, akraba birilerinden duymuş iseler, bir şüphe duymuş iseler öyle söyleyeyim, söyleyebilecek insanlar oldukları kanaatine ilk gün böyle vardım. Ama ilerleyen zamanlarda programa daha fazla çıktıklarında ne düşünürüm, kanaatim, fikrim ne kadar değişir bilmiyorum. Gelelim bana da gelen habere. Bu konu enteresan. Miraç'ın babasının akrabası galiba bu. Nihat Çiçek. Çocukla son temas kuran, çaya giren 5 gençten birisi. Çocuğu görünce hatta sormuş. Çocuk cevap vermemişti. Nereye gidiyorsun gibi bir şeyler sordum. Cevap vermedi diyor. Çocuğun üzerindeki kıyafetlere kadar doğru söylüyor. Anne de bunu onaylıyor. Saçının kazınmış olmasından üzerindeki kıyafetlere kadar Nihat Çiçek anlatıyor. O da genç bir delikanlı. Nehre inemediğini söylüyor. Çocuğun o kadar, benim gördüğüm yerden nehre gidemez. Uzak bir mesafe benim gördüğüm yer diyor. Yine köylüleri Ramazan Çam'ı da gördüğünü iddia ediyor. Ramazan Çam da onları gördüğünü söylüyor. Herhalde burada bir kargaşa yok. Sadece zamanla ilgili bir sıkıntı var. Bir de 3'ü gördük 5 kişiydiler. 5 gördük 2 kişi gördük 3'ünü görmedik gibi bir garip bir söylem var. Bu söylemi de gördüğünü hatırlayan Semra Çiçek söylüyor. Diyor ki ben 2 kişi gördüm 5 değil, bahçeye doğru gidiyordum. Saat 4.30 falandı. 2 kişi gördüm. Bizim önümüzden geçtiler diyor. Diğer 3 kişi orada değildi diyor. Peki bu diğer 3 kişi neredeydi? Onlar 5 kişi şeklinde yukarı çıktıklarını anlatıyorlardı. Semra böyle söylemiyor. Çocuk aranıyor. Nihat diyor ki babaya sen bana diyor 5 kere sordun. Ben de sana 5 kere anlattım diyor. Oysa ki 5 değil binlerce, yüz binlerce kez baba soruyorsa özellikle anlatması gerek. Çünkü burada bir şaibe var. Şaibe de şu. Semra'ya olaydan 9 gün sonra diyor ki Nihat Çiçek gelip sizi çağırırlarsa şaşırmayın. Su yolunda beni ve Ümit'i gördünüz diyor. Semra da hatırlıyor. Evet diyor ben 2 kişi gördüm diyor. Ama Nihat hatırlatmak istemiş. İfade öncesi, yani jandarmanın, polisin alacağı ifade öncesi kendisini Semra'ya hatırlatmak istemiş. Ben diğer 3 kişiyi görmedim diyor Semra. Nihat da buna sadece biz 5 kişiydik ama Semra bu konuda hatırlamıyor diyor. Ama Semra sadece onları gördüğünü, diğer 3 kişiyi görmediği konusunda ısrarcı. Ben de bununla ilgili sanırım herhalde Semra ile ilgili birinin mesajını okudum. Çünkü orada da bir 5 kişi olma durumuna karşılık sadece 2 kişinin yukarı doğru çıktığının görüldüğü iddiaları vardı. Okey, o zaman kalan o 3 kişi neredeydi ve ne yapıyordu, nereye gittiler, bunları gören hiç kimse yok mu? Hem Miraç'ı arıyoruz hem de o günle ilgili anormal gelen, garip gelen, hani Semra'ya gelmiş ya, biraz garip gelmiş. Yani 5 diyorsunuz ama ben ikinizi gördüm, üçünüzü görmedim diyen, gördüklerine bir mana bulduramayan, o günle ilgili, bence o günden sonrayla da ilgili olabilir. O günden bir gün sonra, birkaç gün sonra, sadece o köyde değil, tanıdığınız, bildiğiniz yakın çevrenizin o köyle bir bağlantısı varsa ve siz onların garip davranışlarına bir anlam veremiyorsanız, anlamlandırmanın tam zamanı. Bir küçük çocuk yok ortada. Bence bunu neden yaptı, o onu neden yalan söyledi diye düşünmek yerine bir an önce ifade vermeye, siz de şahitliğinizi yapmaya gidiniz. Çünkü ortada bir can yok, küçücük bir can yok. Miraç annesinin babasının yanından koparıldı, alındı ama başına ne iş getirildi kimse bilmiyor. Canlı yarınki programla ilgili de çok enteresan bilgiler vardı. Mesela ben bu programda Sinop yangını ile ilgili başarıp da getiremez Erdal Özkaya'yı diyordum. Erdal Özkaya'yı getiremezsem ben de onlarla ilgili karşı iddiada bulunan Almanya'dan tanıklık yapacak kişilerin tanıklığına, şahitliğine başvurmuş ve bu konuyu, Sinop yangını ile ilgili konuyu tekrar gündemine taşımış. Şiarla ilgili de gelişmeler var dedi. Yarın anlatacağım, bugün zamanımız yetmedi dedi. Mehmet Ali Koran'la ilgili de gelişmeler var dedi. Biliyorsunuz otopsiye gitmişti köpeğin bulduğu kemikler.
Onunla ilgili de bir gelişme olduğunu, Salı gününün bomba gibi geleceğinin bilgilerini verdi. Pazartesi günü Müge Anlı yayını açtı. Hepimiz seyrettik. Bugün beklediklerimizi alabildik mi derseniz, ben Miraç konusunda çok şaşırdım ve benim için büyük bir sürpriz oldu. Miraç'la ilgili bana her gün mutlaka küçücük bir yerel haber sitesinin haberinden gönderen takipçilerim olur. Onlar o konuyu, Diyarbakır'da bu konuyu çok fazla konuşuyorlar. Çünkü Diyarbakır'da evlatları kayboldu. Bu 3 yaşındaki Miraç'ı arıyorlar. Orada insanlar seferber olmuş, orada güvenlik güçleri seferber olmuş. Miraç hala yok. Bayramın üstünden geçmiş 25 gün, yarın 26. Miraç aranıyor, yok. Bayram zehir oldu. Hepimize zehir oldu. Yine bir bayram bir çocuğumuzu kaybettik. Bunu yani nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Neden akıllanmıyoruz bunu da bilmiyorum. Herkesin evladı tabii ki sokakta oynasın. Tabii ki arkadaşlarıyla vakit geçirsin. Hepiniz için çok kıymetli biliyorum ama köy yeri, bayram yeri, düğün yeri, düğün de oluyor genelde, düğün yeri, böyle yerlerde lütfen muhakkak çok ihtimam gösteriyorsunuz evlatlarınıza ama böyle yerlerde tekrar tekrar gözünüzü hiç üzerinden ayırmadan takibinde olmaya özen gösterin ki gösterdiğinize eminim. Berrak her zaman da kötülük böyle kapıda kol geziyor, bazen pusu kuruyor. Sen ne kadar korursan koru, kollarsan kolla. Tabii kader diye de bir şey var ama kötülük diye de bir şey var. Ve bu kötülük bazen gerçekten pusuda bekliyor, kapında bekliyor, seni bekliyor diyorsanız öyle. Gerçekten öyle. Ben Miraç'la ilgili yine duyduklarımı, bildiklerimi paylaşanlardan, bu Semra'nın özellikle ben bunları iki kişi gördüm, beş değil hikayesiyle ilgili neden bir şaibe var? Dediğim gibi bir mesajım olsun. O takipçim de bana ulaşırsa çok memnun olurum. Bir sonraki videomu bekleyin. Yayın hayatına yeniden başlayan Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programını da hemen Müge Anlı'dan sonra peş peşe seyrettim. Gerçekten orada da benim çok acayibime giden, ne oluyor ki bu nedir ya dediğim, kadere bak dediğim çok garip bir konu vardı. Onunla ilgili de yorumumu bu videonun arkasından hemen paylaşacağım. Hoşçakalın.